Kıymetli konuklar, sayın hanımefendiler, hocam, hanımefendiler, beyefendiler, sivil toplum kuruluşları, değerli yöneticileri, Türk ordusunun kıymetli komutanları, hepiniz hoş geldiniz. Temas'ın değerli başkanı Sayın Hakan Topçu ve yönetimine bize de söz hakkı verdikleri için teşekkür ederiz. Kıymetli konuklar, kısaca Türk Birliği hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Türk Birliği, yeni bağımsız Türk devletlerinin arasında kurulacak, gerekli, gerçekleştirilebilir bir Türk Birliği girişimidir. Ailemiz bağımsızlığını kazanmış, kazanabilmiş Türk devletlerinin dilde, fikirde, işte birlik mümkün kılacak Türk Birliği'ne ulaşmak için bu birliği önce gönüllerde, sonra zihinlerde, nihayet kültürel ve siyasi alanda tesis etmektir. Hedefimiz büyük, yolumuz uzun, işimiz zor gibi görünebilir ancak mümkündür. Gereklidir, gerçekleşeceğine de olan inancımız tamdır. Geniş bozkırlarda mukim medeniyet kurmuş olan atalarımızın tarihi tezahürleri neticesinde farklı coğrafyalara savrulmuş, mümkün olduğunda hükmetmiş, zayıf düşünce yok olmaya öğrenmiş, yeniden dirileceği zamana denk sabretmiş, günü gelince ben buradayım demeyi bilmişlerdir. Şunu hiç unutmamıştır ki, birlikteyken güçlü olacak, ayrışınca zayıf düşecek, bugün içinde bulunduğumuz durum tam olarak da budur. 20. yüzyılda gelişen küresel dinamiklerin savaşlarını önlemek, ekonomik kalkınmayı tesis etmek için güçlerini birleştirmek zorunda olduklarını öngörmüşler. Bu doğrultuda NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, uluslararası kavramlar tesis etmişler. Ancak oluşumlar kaçınılmaz olarak kutuplaşmayı da beraberinde getirmiş, başlı başına birer tehdit unsuru haline gelmişlerdir. Üstelik bu birlikler eşitlik gibi temel ilkelerine aykırı hareket şekillerini benimsemiş, nihayetinde en güçlü olanları tahakkümüne dönüşmüştür. Türk dünyası, Asya, Avrasya, Avrupa'ya yayılan demokratik varlığı, 250 milyonu aşan nüfusu ile bu güç dengesinin arasında sıkışmış durumdadır. Bugün Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan sahip oldukları bağımsızlığını verdiği ilhamla nüfus ekonomisi ve siyasal güçlerini birleştirip bir Türk Birliği tesis edebilirse o zaman inisiyatif sahibi olurlar. İnisiyatif ve ile dengeleriyle bir güç unsuru haline gelir. Hem yaşadıkları coğrafyada hem dünya çapında barışı tesis edilebilmesini sağlayan bir güç meydana getirir. Bugün üzerimize düşen 7 Türk devletleri arasında bir kültür adiyeti bağını güçlendirmek, bu uğurda fevkalade gayretli çalışmak, istikbaldeki Türk Birliği'nin gönüllerde ve akıllarda fethetmektir. Birliğimiz ayrıştırmayı kast etmiş, tüm mefhumları reddediyor. Din, mezhep ayrımcılığı, coğrafya milliyetçiliği, sağcılık, solculuk ve kutuplaşma ve dahi Türk'ü Türk'ten ayrı zikretmeye tevessül edecek her türlü eylem, söylem, niyet bizim için yok hükmündedir. Türk Birliği, Türk milletinin boynunun borcudur. Bu mefkure bize vasiyet, hem nasihat hem de mirastır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, aramızda gerçek bir kadın kahramanı sizlere tanıtmak istiyorum. Sovyetler Birliği döneminde İnsanların dinini, dilini, milli kimliğini yasaklayan, camileri kapatan, ezan sesini susturan katil bir rejim vardı. Bu rejim muhaliflerini sürgüne gönderiyordu. İşte bu rejime hiç gözünü kırpmadan kahramanca savaşan bir kadın kahraman aramızda. Ebulfet Elçi Bey ile birlikte özgürlük mücadelesini veren, tarihin tanığı olan Azerbaycan Kurtuluş Savaşı'nın Nene Hatun'udur aramızdaki hanım. 12 Mayıs 1915 günü Ruslar Türk diyarı Erciş ilçemize girdiler. Rus ordusunun desteğindeki Ermeni katiller Erciş'te kadın, ihtiyar, çoluk, çocuk demeden hepsini öldürdüler ve katlettiler. Ancak katillerden kurtulan Çavuşoğlu Mustafa'nın küçük kızı Merife vardı. Bu 8 yaşındaki Merife Bakü İslam Yardım Cemiyeti tarafından
öksüzlere sahip çıkan bu cemiyet Nahçıvan'a götürerek yetimhanede büyüttü ve daha sonra evlatlık verilerek büyütülen Merife Hanım'ın kızıdır Hanım Halilova, değerli dostlar. Halen Erciş'te yaşayan saygın bir aile olan, benim de 3 yıl boyunca tanışmaya nasip oldu, Çavuşoğlu ailesinin akrabasıdır. Hanım Halilova Azerbaycan'da doğdu. 69'da Azerbaycan Kimya Fakültesini bitirdi. 74'te doktor, 1979'da doçent oldu. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi'nin üye olmayanı asla profesör yapmıyorlardı. Bütün uyarılara rağmen Komünist Partisi'ne üye olmayı reddeden Hanım Halilova uzun süre profesör yapılmadı. 2010 yılında Türkiye'de profesör ilan edildi. 1979'da yeni bir madde keşfettiği için Sovyetler Birliği'nden patent aldı. 1969 yılından itibaren Ebulfaz Elçi Bey ile birlikte Sovyet blokuna karşı mücadele veren bir kadın kahramandır. 1975'te Elçi Bey tutuklandıktan sonra Hanım Halilova'nın eşi Refik Bey de tutuklandı. Ancak Hanım Halilova gözaltındaydı, daha sonra serbest bırakıldı. 1988 yılında Sovyetler'de Bakü'de birkaç aydın kadının teşebbüsüyle Kadın Hukuk Müdafaa Cemiyeti kuruldu. Cemiyet Başkanı Dilara Aliyeva 1991 yılında Sovyet KGB'si tarafından trafik kazası süsü verilerek katledildi. Ve araba kazasından bu suikasttan sonra Dilara Aliyeva'nın yerine Hanım Halilova seçildi. Birkaç defa öldürülme teşebbüsü bulunuldu Hanım Halilova'ya. 1988 Meydan Harekatı'nda, o zamanki adı Lenin Meydanı olan Mayda, Rus istilasına karşı 1000 kişilik kadın grubunu toplayarak Lenin'in heykelini kadınlara kırdırarak denize atan bir kahraman aradılar. Bakü Azatlık Meydanı'nda Halilova şöyle bağırdı: "Biz azatlığımızı istiyoruz, bağımsızlığı istiyoruz" diye o Rus katillere haykırdı ve bugün o meydanın adı Azatlık Meydanı. ...1990 yılında Rus tankları Azerbaycan'a girdiğinde Rus ordusu Bakü'yü işgal ettiği sırada bütün kadınlarla birlikte 5000 kadınla meydana indiğinde Rus askeri göğsüne silahı dayandığında ne canını, ne evlatlarını, ne eşini düşündü. Eyvah dedi, Türkiye'ye gönderdi ölürse. Gözünü karartıp tankın üstüne çıkan bir kadın aramızda. Dolayısıyla Türk Kurtuluş Savaşı kadın kahramanlardan Kara Fatma'nın, Halime Çavuş'un, Nene Hatun'un aynı anlayışa sahip Azerbaycan'ın kahraman kadınıdır Halilova. Hayatı mücadeleyle geçmiştir. Gençlik yıllarında kavradığı bir ideal olarak büyüttüğü, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna verdiği mücadele kişiliğinde en önemli etkendir dostlar. 1991 yılından beri Azerbaycan Kadın Hukuku Müdafaa Cemiyeti'nin başkanıdır. 94'ten beri Türkiye'de bulunmaktadır. Elçi Bey ve Mustafa Cemiloğlu ile 2000 yılında Amerika'da Türk yürüyüşüne katılmıştır. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda birkaç defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konferanslar veren bir bilim kadınıdır aynı zamanda. Değerli rahmetli Kıbrıs lideri Denktaş, Bakü'yü ziyaret etmeye geldiğinde kendisini havaalanında Hanım Hava'nın karşılamasını istemiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Elçi'ye vefatından önce dava arkadaşı Profesör Doktor Hanım Halilova'dan bir isteği olmuştur. Tarihi yaşayanların anlatması ve yazması en doğrudur. Tarihe yanlış not düşürmemesi için yaptığımız mücadeleyi muhakkak bir kitap yazarak anlat demiş ve onun vasiyetine geçirmiştir. Şu standtaki kitap onun eseridir. Uzun zamandan beri görev yaptığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başarılı çalışmalar ve dünya çapında dikkati çeken bir bilim kadınıdır aynı zamanda. Özgürlük ve bilim fenomeni olan Hanım Halilova 2001'de Murayliko Venezuela isimli makaleyle TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiş. Değerli hocamızın 8 bilimsel eseri, 1960'tan fazla makalesi, 5 tane kitabı vardır. Bu değerli kadın kahramanımızı Konya'da ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendisini sunum yapmak üzere sahneye davet ediyoruz.
açık hocam. Mikrofon açık. O kadar güzel anlattınız beni. Ben kendimi tanımıyordum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben bilmiyorum nerelerden buldunuz biyografimi de bilmiyorum. Hocam bizim derneğimizin gereği. Maşallah maşallah. Çok ilk defa böyle güzel bir benim hakkımda. Yani ben duygulandım açık söyleyeyim. İnsan ister ki onun çalışmalarını, planlarını bir insanlar bilsinler. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Beni buraya da davet ettiğiniz için Hakan Bey'e de, arkadaşlara da hepsine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda benim akrabalarım da burada. Erdişli canım kardeşlerim de buradadırlar. Biliyorsunuz ki benim annem babamın Erdiş'indendir. Ama onun bütün akrabasını, hamsını öldürdüler. Hatta ben gittim bana, oraya gittim. Gittim, mesela bu Ermeniler de olsaydı hemen bir anıt yapardılar. Ama bizimkiler hiç ne yapmıyor, öyle bir mezar da yoktur. Ermenilerin ilk defa, ben bunu söyleyeceğim. Ama ben konuşmamdan önce sizin karşınızda büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu karşısında başlayalım. Ona göre başlayalım ki Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ismini devlete vermeseydi, Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı, başka bir isim olsaydı, 70 yıl Sovyet işgali altında yaşayan biz Türkler Türk olduğumuzu bilemezdik. Çünkü Sovyetlerde Türk demek yasaklıydı. Türkiye demek yasaklıydı. Bizi coğrafi isimleri Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, bir Türkmenistan, Türkmenistan demişler. Başka bir şey yokuydu. Mesela Çuvaş var, Gagavuz var. Gagavuzlar Hristiyandılar ama özbeöz Türktüler. Sakalar, Karaçaylar, bunların hepsi Türktür. Şimdi Rusya'nın içinde bile bunlar. Hatta Kırım Tatarları iki yere bölmüşler, Kazan Tatarları. Çekeyim mi de anlatayım mı? Yani